Ben 30 yıl ücretli öğretmen olarak, vekil öğretmen olarak çalıştım. 4 çocuk babasıyım. 2 tane çocuğum engelli. Birisi zihinsel engelli, birisi de hem zihinsel hem bedensel engelli. Araştırma olan 100. yıl araştırma hastanesinde tedavisini yaptırdık. Daha 15 yaşına kadar hep gidip geliyorduk. Böyle bir sürü rutin tedavileri falan vardı. Zahmetli işimiz, çocuk gece uyumuyor. Hep gündüz uyuyor. Onunla ilgileneceğiz ya da bırakmıyor yani hiç. Bağırıyor, çağırıyor. Böyle zaten ne istediğini bilmiyoruz zaten. Bir tepki gösteriyor. Yani tepki gösterdiği zaman biz ya aç, ya susuz, ya bir tarafı arıyor. Ya da ilgi istiyor yani. Benimle ilgilenin, dolaştırın beni, gezdirin diyor. Yani insan, evlat olduğu zaman insan yani dayanıyor. Dayanma gücü alaveriyor yani. Bilmiyorum bir yerden. Evlat acısı diyorlar yani evlat. Oldu mu insan uyumasa da hiç vazgeçiyor yani. Evladıyla ilgileniyoruz ama biz zevkle bakıyoruz yani çok. Yani bir herhangi bir şeyin karşılığı değil. Yani evlattır yani. Mecbur, bize muhtaçtır yani. Benim bir tane daha çocuğum var ama ikisi de üniversitede, şu anda üniversite okuyor. Birisi işletme fakültesini bitirmek üzere. Birisi de uluslararası halkla ilişkiler bölümünü bitirmek üzere. İkisi de şu anda üniversite Van 100. yılda okuyor. Benim büyük kızım da zaten zihinsel engelli şeyde. Ana babam var yanımda, onlar da yaşlılar. Onların da bir sürü hastalığı var, kronik hastalıkları vardır onların. Şeker, tansiyon, ondan sonra kalp problemleri var ikisinin de. Ben onlara evde sağlık hizmeti falan yazmışım, onlar sağ olsun. Şimdiki devletimizin şimdiki sağlık sistemi çok harika gerçekten. Ben inanmıyorum dünyanın başka bir tarafında böyle güzel bir sağlık sistemi olsun. Yani devlet bize bu konuda çok katkı sunuyor, yardım ediyor. Vallahi evde onlara özel, onları yerleri çok özel yaptırdım. Temiz, kullanışlı, böyle ne bileyim yani hiçbir eksik bırakmamışım evin içinde. Vallahi evde onların yatma, yaşam alanı, oturma alanını çok... Yani elimden gelmişse çok güzel yapmışım. Temiz, kullanışlı. Özellikle Nergiz'in yeri çok harika yani. Yataklarını, çok iki tane, üç tane yatak almışım. Onun çeşitli yatakları vardı onun rahat etmesi için. Ondan sonra ona yürütmek için araba almışım. Evin önünde rampa yapmışım gezdirmek için. Bahçeye çıkarıyorum, gezdiriyorum onu sıkıldığı zaman. Vallahi çevremdeki insanlar hepsi beni takdir ediyor yani diyor helal olsun nasıl dayanıyorsun sen bu kadar hastayla bu kadar zahmet çekiyorsun sen hiç gece uyumuyorsun annen baban iki tane çocuğun yani herkes beni takdir ediyor bu da beni biraz daha rahatlatıyor yani ben çevremdeki insanların takdirini topladığım zaman ben daha rahat oluyorum kendimi daha rahat hissediyorum demek ki benim yaptığım iş güzel bir iştir benim yaptığım zahmet bir şeye değiyor bu dünya için öbür dünya için artık her iki dünya için de ben zannediyorsam ben kazançlıyım. Vallahi ana babalara çağrım şudur. Herkes kendi evlatlarına iyi baksın. Yani evlat bunlar yani böyle özellikle engelli çocuklar. Engelli olmasa bile kendi çocuklarıyla ilgilensinler. İlgi çok önemli. Evlatlarıyla ilgilensinler. Çünkü yani illa engelli olması gerekmiyor bir evladın. Her evlat ilgi istiyor. Ama engelliler daha fazla ilgi istiyor tabii ki. Kendi evlatlarına iyi baksınlar. Evlat, hiçbir şey evlat gibi değil yani. Tabii kaçıyorum gitti yamur ot. Vakti vakti bir orada öyle şey yaptı. Çilini. O hadi. Çebi çebi. Kabeca çebi. İyi ki tekrar abim
Haydi haydi gidelim de. Hey. Bir kişi. Bir de bir de bir de koyuyor. Bir kişi. Şu hocam lan.